hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim üzere delalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbinin idrak hassasını mühürledi. Ve onun basar hassasının üzerine perde kıldı. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Sevgili kardeşlerim, bugün size İslam aleminin açık ve yanlışlarından faydalanan, aşksız ilim öğretmeye çalışan, sözde Mehdi'nin Kur'an'a karşı konuştuğunu ayet ayet sizlere göstereceğim, inşallah. Bu videoyu yapma tek sebebim, dikkat etmeniz ve ibret almanızdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zancılardan önce ilim öğrenin, o halde girelim. Adı iken uyulanlar, uyanlardan kaçacak ve azabı gördüklerinde, aralarındaki bağlar, yani parantez, rabıtalar paramparça edilecektir. Bak, Allah'tan daha başka vermiş, sevmiş olduğun şeyhinle aranda kurduğun rabıta azabı gördüğünde nasıl parçalanacakmış? Kur'an-ı Kerim'in ayetidir. Aç oku bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elbette bir videodaki bir iki hatayı göze alarak kimseye karşı gelinmez, hatalar olur diyerekten, diğer sohbetleri de dinledim ve büyük bir yanlışın içine düştüklerinin kanaatine vardım. Sonuçta konu Mehdi olunca, Kur'an'ın nuruna ve fikriyatına ters bir şeyler beklemez insan, ama büyük yanlışlar var, sebeplere ve delillere geleceğiz. Rabıta Kur'an'da hep pozitif manada kullanılan bir ifadedir, yani paramparça olması mümkün değildir. Kur'an diyor ki rabıta kalbin Allah'a bağlanmasıdır ama aynı zamanda müminlerin birbirine olan kalp bağlantısıdır, diyor Enfil suresi 11. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Onun Allahu Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi birbirine bağlamak, rabıta kurmak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Ben Allah'tan başkasına yalvarmam, ona hiçbir şeye ortak koşmam de. Ayet işte. Sen şeyhine yalvaracaksın diyorlar ya. Kur'an lisanı ile insanların lisanı birbirine karıştırılamaz. Kur'an'da yalvarmak, talep istikametinde Allah'a dua etmek demektir. Bir insandan yardım almak için de bir konu hakkında o kişiden yalvarılabilir ama bu dua değildir, Allah'a ortak koşmak değildir. Mesela insanların lisanında şeyh dediğimiz gibi ama Kur'an onlara mürşit, yani Allah'ın irşad makamına ulaşmış irşad edenlerdir diyor. O halde Allah katında güzel bir yere ulaşmış kişilere hürmet ve sevgi vermek yerine dil uzatmak niye, şeyh dediğiniz zaman tüm Allah dostlarını kastediyorsunuz ve bunun bir azabı vardır. Peki ondan daha kötü bir hal var mıdır? Var. Bugün Risale-i Nur'u okuduğu halde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine son Mehdi diyenler hain. Said-i Nursi Hazretlerinin büyük bir genç kitlesi var ve bundan istifade etmek istediğini düşünüyorum. Çünkü Said-i Nursi Hazretleri kendi zamanında başka irşad edenlere inanırdı ve rabıtayı ret etmezdi. Hatta kendisi ve Hafız Ali ile güçlü rabıtası bilinir. Bu şahıs ikisini de ret ediyor. Ve ardından her zamana gönderilen zatların gösterdiği yaşantı ve yol tasavvufta kendisidir. Bugünkilerin hiçbiri değil. Hepsi sıfır. Gerçek tasavvuf mürşidi mi arar, görmek istiyorsunuz? Ehl-i Beyt'e bakın. Gerçek mi bakmak istiyorsunuz? Sahabilere bakın. Gerçek tasavvuf mu görmek istiyorsunuz? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bakın. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne bakın. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne bakın. Gerçek tasavvuf. Ama bazı derinlikler vardır ki algılamak zor. Yahu neden hep eskileri bilip de şimdiki zamanı araştırmayıp şimdiki mürşidleri tanımayalım? Vefat eden mürşidler vefat etmiştir, şimdikilerini kaçırmayalım. Çünkü Allah Secde Suresinin 24. ayeti kerimesinde Allah'ın emriyle hidayete erdiren imamlar kıldık buyuruyor ve onlara diğer ayeti kerimelerinde hidayetçi diyor. Aynı zamanda Red Suresinin 7. ayeti kerimesinde bütün kavimler için bir hidayetçi vardır diyor. Kehfe suresinin 17. ayeti kerimesinde, dalalette olan için bir veli mürşit bulunmaz, diyor.
İsteyen gay yolunu, isteyen de irşad yolunu seçer diyor Bakara suresi 256. ayeti kerime, tıpkı Allah'ın İsra suresinin 15. ayeti kerimesinde, biz bir Resul göndermedik, azap edici olmadık, dediği gibi. O halde nasıl bu zamanda hepsi sıfırdır diyebiliyorsunuz, sizin tabiyetiniz kime, bir ölüye mi ki bizi hep eskilere gönderiyorsunuz, biz bu dini Kur'an-ı Kerim'le an ve an yaşayacağız, emmaniye kitaplarından uzak olarak inşallah. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde, biz şefaatte bulunuruz, siz zannedersiniz ki şefaatimiz en üstün noktalara ulaşan insanlar içindir, halbuki günahkarlar içindir, nefslerine zulmedenler içindir, diyor. İman sahibi biri zaten kurtuluşa kavuşmuştur, günah yüklü biri ise cehennem ehlidir ve onlara, dünyada, şefaat edilir, yoksa sizde mi cehennemden bazı kimseler için çıkış vardır diyorsunuz, o halde delillerinizi, ayetlerinizi, getirin. Hardal tanesi kadar imanı olsa ona şefaat edecek. İşte burada şunu söylüyor. O hardal tanesi kadar da imanı olsa, imanını kurtarsa ona şefaat inşallah. Bu sözler Kur'an'a uymayan sözlerdir. Cennete olan ebedi cennete kalır ve cehennemde olan ebedi cehennemde kalır. İbretle Araf suresinin 53. ayeti kerimesini okuyun. Zaten Peygamber Efendimiz Zumur suresinin 19. ayeti kerimesine göre ateşte olan hiç kimseyi kurtaramaz. Onun için de iman mutlak bir teslimiyettir, mutlak bir teslimiyettir. Allah'a ve Peygamber'e mutlak bir teslimiyettir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse doğrudur. Bunu zayıf diyorlar işte, ben bilmem kardeşim, en doğruyu Allah bilir. Eğer onu Hazreti Peygamber söylemiş ise, ben onu söylememiştir demekten Allah'a sığınırım demek icap eder. Bu imandandır. Neden Kur'an'ı ölçü olarak kullanmıyorsunuz? Kur'an Furkan'dır. Hak ve batılı ayıran bir özelliği taşır ve eğer ki biz Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilersek bizi de Furkan sahibi kılar diyor Enfil suresinin 29. ayeti kerimesi. O halde bir hadisin zayıf olması veya olmaması önemli değil, hadisin doğruluk ölçüsü Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa imha etsin, diyor, üstelik, ben onu, bu hadisi, söylememiş demekten, Allah'a sığınırım, bu imandandır, diyorsunuz ama Allah'ın kitabına ters düşüyorsunuz. Bazı alim, evliya, Allah dostları geçmiş dönemde var mıydı şefaat yetkisi verecek? Mahşerde görürsünmüş. İnşallah verilmişse, amenna. Ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat istemek varken niye başkasından bir şey istesin ki? Sevgili kardeşlerim, dini hep eskilere veya mahşere atan ve günün büyük zatlarını unutturmaya hatta ve hatta nefret ettirmeye çalışan kişilerden uzak durun. Kendilerine hayır ve hidayet gelmediği gibi, kimselere de faydaları olmaz. İmanı kalbe indirmedikçe o iman iman değildir. Sen kendini imanda ve hidayette sanıyorsundur. Bununla ilgili ayetler vardır. Bir zan üzeri, hakikatte bir şey olmayıp da kendini bir şey sanmak, hüsranlıktır. O halde anlatın lütfen iman ve hidayet nedir? Allah'ın peygamberlerinden başka hiç kimse vahiy alamaz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle son nebi peygamberle de bu iş bitmiştir. Vahiy sadece peygamberlere gelmemiştir, vahiy peygamber dışında kimseler için de gelmiştir. Havarilere vahiy inmiştir. Maid suresi 111. Hazreti Musa'nın annesine vahiy inmiştir. Kasas suresi 7 ve Taha suresi 38. Hazreti Meryem'e vahiy inmiştir. Ali İmran suresi 47 ve Meryem suresi 26. Allah yere vahyetti. Zilzal suresi 5. Allah göklere vahyetti. Fussilet suresi 12. Allah arıya vahyetti. Nahl suresi 68. Şeytanlar kendi dostlarına vahyeder. En'am suresi 121. Bunlar peygamber mi? Bu vahiyler vahidir ve ilham değildir. Allah vahiy ve ilhamı kavramlarının arasındaki farkı ayırt edebiliyor ve mesela Şems suresi 8. ayeti kerimede ilham geçiyor. Elbette ki nebilere Allahu Teala'nın verdiği vahiyle, Resullere verdiği vahiy birbirinden farklıdır, üstünlüğe göre dizayn edilir, vahiyin bir başka cephe'den incelenmesini gördüğümüz zaman ilmi ledune ait vahiyle risalete mütealik olan vahiyin birbirinden ayrıldığını görürüz.
Üstelik Allah Şura suresinin 51. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illa vahiyle veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek, Allah bilir ve hikmet sahibidir. Onları YouTube canlı yayında yakalama fırsatım oldu, lakin insanların kurtuluşuna, imanın kalbe yazılmasına, vesile olacak sorularım alınmayıp, daha çok maddi alem, savaş ve Mehdi'ye davet konulu soruları hep alıp ve yayın yaparlar, Kur'an'ın ruhuna inmeye çalıştınız mı? Ama yorumlar kısmında bir yayın moderatörü ile kısa yazışma fırsatım oldu. Kur'an, insanlar başı boş değildir, her kendi lisanında konuşan bir hidayetçi, Resul, vardır derken, bununla bir kısım ayetleri paylaştım, sayın moderatör kendi zannınca şeyhler, tarikatlar ve mürşidler yoktur, sadece Mehdi binlerce hadis delilleriyle geldi diyor. Gerçekten bu kadar Kur'an'dan uzak olan insanları anlamak çok zor ve bir ayet getirir lakin konuyla bağlantısı yoktur. Çünkü tarikatlar birbirine düşmandır, fırka olmuşlardır zannediyor kendi hayal dünyasında. Ayette fırkalardan bahsediyor lakin her kavimde bir, kaç, lider tarikat üzeri olması gayet doğal bir şey değil mi? Tebe-i tabi'ın diyoruz buna biz Tevbe suresi 100 gereğince. Yanlış anlamayın beni lütfen, bu demek olmuyor ki her tarikat mensubu bir kurtuluş üzeridir. Çünkü tabiyet Tevbe suresi 100. ayeti kerimesine göre ihsanla gerçekleşmesi lazım gelen bir konudur ve tabii ki de yolda kalmak ve ilerlemek gerek, zikir ve Kur'an'la. Size Kur'an'ın ruhundan bir ders, sebiller çoktur farklı olabilirler ve tarikler aynıdır ama sırat birdir. Canlı yayın yorumlarında Said-i Nursi Hazretlerinin Fena Fişşeyh, Fena Fil İhvan'la rabıtayı desteklediğini ve hatta sözde destekledikleri alimlerde bunu desteklediğini anlatırken, bana izlemem için bir video attılar. Evet zaman kaybıydı ama, maalesef onu da izledim. Düşündüm, hocam yüksek bir yerde düşündüm, Allah'ın doğru onayını düşündüm diyor dediğiniz zaman, kalbinizde şeytan hocanızı, aleminizi ilahlaştırıyor. Bu çok tehlikelidir ve bugünkü rabıtayı yapan insanlar çarpılıyorlar. Delil adı altında zan yürütüyorsunuz, şaşırmamak elde değil, şeytan hocalar adı altında bahsettiğiniz, zamanın gerçek tasavvuf ehlini, zanlarla rabıta üzeri lekelemeniz doğru bir şey değil, çünkü siz tanımıyorsunuz ve bilmiyorsunuz, çünkü öğrenmek istemiyorsunuz, bu videoda ayet ayet bunu anlatıyoruz. Millet şeytanın zülmani ilmiyle astral seyahat yapıyor, siz hala sırf irşad makamındaki birini düşündüğümüz için bu şirktir diyorsunuz, oysa şirk Allah'a birini eş kılmaktır, şirkten kurtulmak için Allah'a yönelmek, yani Şura suresi 13 ve Red suresi 27 gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek lazım diyor bize Rum suresi 31. ayeti kerime, o halde anlatın bize, siz bir rabıta kuran bir insanın niyetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Veyahut rabıta kuran çarpılıyor diyorsunuz, örnekler var mı? Yok ama rabıtayı kuran insanlar var, siz varın isterseniz bize deli deyin. Hazreti Ebubekir kimi düşünmüştü? Hazreti Peygamber'i düşünmüştü. Bugün rabıta yapan ne diyor örnek olarak? Hazreti Ebubekir örnek veriyor, o Peygamber Efendimiz düşündü diyor. Peki bu kişi ne yapıyor? Kendi şeyhini düşünüyor ve buna kılıf olarak da Peygamber'i düşünen bir adamı gösteriyor. Yani kendi hocasını ve şeyhini peygamber yerine koyuyor. Hocam peki... Hay Allah razı olsun hadisten bir delilimizi de gördük, şimdi insandan insana rabıta kurulabileceğini gördük, lakin rabıta sadece peygambere mi yapılır? Hayır, Kur'an böyle bir şey demiyor, sahabe kendi mürşidine yani peygambere rabıta kurmuştur. Bütün rabıta ayetleri Allah tarafından rabıta bağının kurulduğunu anlatıyor Ali İmran suresi 200. ayeti kerime hariç, Bismillahirrahmanirrahim ey amenu olanlar, sabredin ve sabır sahibi olun, ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun, ve Allah'a karşı takva sahibi olun, umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ama bugün her tarikatın şeyhi, kendi hocasını peygamber gibi görüyor. Bunun delili, rabıtada Hazreti Ebubekir'i örnek vermeleri açıkça gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar bazen çok zor olabiliyor, lakin Allah'a hamdolsun ki bu vesileyle bir sohbet tadında Allah'ın hakikatlerinden bahsediyoruz. Israrla diyor ki, aracı kabul etmiyorum, bana aracılarla ulaşmayın. Ben diyor sizi eşrefil mahlukat olarak yarattım, mahlukatın en üstünü.
Yok mu diyor dua eden? Et duanı kabul edeyim. Yok mu tövbe eden? Tövbeni kabul edeyim. İslam aracı veya bir vesile kabul eder ama Allah'a ortak bir eş kabul etmez. Bazı insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez, İslam aracı kabul etmez diyor. Oysa iblis çoktan araya girmişti. Çünkü ayeti kerimede şöyle diyor: İblis, beni azdırman sebebiyle kullarına karşı sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yolun, Allah ile kul arasındaki yolun üzerine oturacağım ve onları saptıracağım. Allah yolunda yücelmek başka insanlardan geçer, onları sevmek, onlara yardım etmek, onlarla olmak, onlardan da öğrenmekten geçer. İnsanların hidayetine ve saadetine vesile olan kişileri Allah çıkardığım bu bazı ayeti kerimelerde anlatıyor. Maide suresi 35, Ali İmran suresi 112, Kehfe suresi 17, Kasas suresi 50, Araf suresi 186, Secde suresi 24, Bakara suresi 151, İsra suresi 71, Mumin suresi 38, Yasin suresi 21, Araf suresi 181. Dua sadece Allah'a edilir, lakin bazen oluyor ki mürid ve mürşit aynı anda beraber dua ediyor. Bu da Nisa suresinin 64. ayeti kerimesi gereğincedir. Diyor ki, Allah günahkar birinin tövbesini ve Resul'ün tövbesini, yani iki tarafın tövbesini kabul ederek marifet ediyor. Ve Resul kelimesi Kur'an'a göre hep nebilere, peygamberlere dayatılamaz, çünkü her Resul peygamber değildir. Bunu şu ayeti kerimeler anlatıyor bize: Yusuf suresi 50, Resul olan ulakçı, haberci Enam suresi 61, Resul olan ölüm melekleri Enam suresi 130, Resul olan insan ve cin Zuhruf suresi 80, Resul olan kiramen katibin, bunlar peygamber mi? Ben size desem ki insanlara, beni yüksek bir yerde düşünün desem, Allah'ın nuru bana düşünüyor desem, Allah'ın nuru bana inecek, benden de size gelecek diye beni düşünün desem, ne kadar saçma değil mi? Ne kadar saçma. Bir mürşit bu konuda da feyz nuru için bir vesiledir. Tıpkı Zumur suresinin 22 ve 23 ayeti kerimesinde Allah'ın nurlarından ve bunun için bir hidayetçi lazım olduğunu anlattığı gibi. Sizin de desteklediğiniz Said-i Nursi Hazretlerinden yine bir örnek vermek gerekirse, Said-i Nursi Hazretleri buyuruyor ki: Evet üstad ve mürşit, masdar, köken ve menba, kaynak, telakki edilmemek, saymamak gerektir. Belki mazhar, erişmiş ve maks, yansıtıcı olduklarını bilmek lazımdır. Mesela, hararet, sıcaklık ve ziya, ışık, sana bir ayine, ayna, vasıtasıyla gelir, senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel, ayineyi, aynayı, masdar, köken, telakki edip, kabul sayıp, güneşi unutup, ona minnettar olmak, divaneliktir, deliliktir. Evet ayine, ayna, muhafaza edilmeli, çünkü mazhardır, erişmiştir, işte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir, aynadır, Cenab-ı Hak'tan gelen feyze maks, yansıtıcı olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Evet, halifemiz geliyor arkadaşlar. Yayını dikkatle dinleyelim, her yerde paylaşalım inşallah. Tarihi bir yayınla karşı karşıyasınız. Şimdi şuraları bir toparlayayım hemen, halifemiz geliyor. Birkaç videoları ve yayınları takip ettim. Kendilerine göre her zaman tarihi ve delilli bir yayın yapıyorlar ama Kur'an'a ve büyük evliya zatlarına ters düşüyorlar. Videoda bunun bir kısmını gördük. Artık onları takip edenler iyice düşünsünler ve isteyin, yani Fatiha suresindeki özel yardımı, yani doğruyu gösterecek bir yardımı veya bir yardımcıyı, Bakara suresi 46'ya göre hacet namazıyla istesinler, ama bundan önce mutlaka Allah'tan Allah'ı dileyin. Ne yapın? Şöyle yapın. Ya Rabbi, sahte mektiden işte tövbe ettim bilmem ne, sen benim bir kere sahte mekti olduğumu düşünsen çarpılırsın. Binlerce delille. Binler. Gördünüz mü? Ne yapayım? Sevgili kardeşlerim, bu son kesitti, lakin benim diyeceklerim bitmedi. Elbette Mehdi'yi ret eden Allah'ın yolunda olması meçhuldür, artık bekleyip ve göreceğiz. Lakin şunu da demeliyim ki yalnızca ilim yetmez, çünkü ilim üzere dalalette olanlar da var. Casiye suresi 23 gereğince, o halde bir kurtuluş reçetesi sunmanız lazım, yani Mehdi kelimesinden türeyen, dalaletin zıttı olan, hidayetin ne olduğunu açıklamanız lazım, bunu sizde bulamadım. İnsanımızı bu kadar yozlaştıran ve dinimizi düz taban eden hocalardan bahsediyorsunuz, buna katılmak mümkün, lakin sizin farkınız ne? Dinleri yanlış öğretilen o insanlar, yani nefsini tezkiye edememiş insanlar fitneye meyillidir.
Sizin de savaşçıl bir yapınız var ve insanların bu fitne afetinden faydalandığınızı düşünüyorum. Bu arada Kur'an'a göre nefs nasıl tezkiye edilir? Allah'ın yolunda olmayan hiç kimse cihad etmiş olunmaz. O halde yol, sebil, tarik ve sırat üzeri olmak ne demektir? Bunları ben o kötülediğiniz şeyhlerden öğrendim, üstelik bir ateistle olan konuşmanızı dinledim ve onun sözleri çoğunlukla sizin tarafınızdan kesilirken, onun konuşmasını, kendisini ifade etmesi için müsaade etmediğinizi gördüm, konuşma tarzınız mehdilik vasıflarından, Kur'an'dan, çok uzak, zaten o ateist en son size, sorularıma cevap alabildiğimi düşünmüyorum, dedi, onu savunmuyorum, sadece insanlar ile iletişim nasıl olmalı Kur'an'da hepimizin bildiği şekilde yazıyor. Hadisleri çok güzel kullandınız lakin bu zamanın alimlerinden ve hocalarından sizin farkınız ne? Elbette size karşı kullanabilecek hadisler de var. Mesela, şu hadisin hükmü tecelli eder, ahir zamanda yaşça genç, akılca kıt insanlar türeyecek, onlar konuştukları zaman sözlerin en güzelini, Kur'an'ı, söyleyecekler, fakat imanları gırtlaktan aşağı inmeyecek, okun hedefini delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar, haberleri bile olmayacak. Sahih hidayet ne demekti ve sırat-ı mustakim ile farkı neydi? İle bana bir hal göründü, bir yeşil sancaklı sultan göründü, bir yeşil sancaklı sultan göründü.